Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere crop bluz göstereceğim askılı olarak. İstediğiniz bedende yapabilirsiniz. Şimdi motiflerimden başlayalım. Zaten motiflerimi hepiniz bilirsiniz. Bey beğendi, hanım dilendi diye bir motifimiz. 4 tane motiften elde edeceğiz bu crop bluzumuzu. Şimdi motiflerimi öncelikle ben bir ölçeyim size. Tam 11 santim şu an eklemeden motiflerim 11 santim. Bu kız çocukları için olacak. Eğer ki bunu büyük bedenlerde kullanmak isterseniz motiflerinizi büyütebilirsiniz veyahut da motif sayınızı büyütebilirsiniz. Şurayı ekledikten sonra göğüs çevrenize tuttuğunuzda siz zaten bedeninizi ortaya çıkartacaksınız. Öncelikle iplerim. Ben evde bulunan iplerden yaptım. İç tarafı motiflerim Alize Cotton Gold. Bir de gala ipiyle de etrafını yapacağım. Siz tabii ki ben evde bunlardan olduğu için bunlar yazlık değil. Yazın çok giyilmiyor bu ipten olan bluzlarımız. O yüzden Alize Diva'yı tercih edebilirsiniz. Yazlık Mercer's iplerden tercih edebilirsiniz. O artık sizin zevkinize kalmış. Motif şeylerimizi göstereceğim. Zaten bunu bilmeyen yok arkadaşlar, bu motiflerimizi. Şimdi ben bunu 4 tane motifi ekleyeceğim. Ne yapıyorduk? İp kopartmadan ekleyeceğimiz için onu da bilmeyenler için tekrar göstermek istiyorum. 4 tane illaki bu motiflerden de olması şart değil arkadaşlar. Başka modellerde, başka motiflerden de yapabilirsiniz. Şuradan başlayacağım. Böyle geleceğim. Böyle. Sonra şu üç köşesini öreceğim bu motifin. Sonra diğerini ekleyeceğiz. Şimdi şu köşeden başlayacağım ben. İpimizi köşeye bağlayalım. 3 tane zincir çekip 1, 2, bir de zincir çektik. 3 tane trabzan yaptık. İkili trabzan. Aralarına bir zincir çekip ilmeğimizi alıyoruz. 1, 2, 3. Yani hep ikili trabzanla aralar bir zincir. Sadece köşeler 3 zincirli olacak. Yarım başladım gördüğünüz gibi. Şimdi bu motifin şuraya kadar köşeleri de yaparak şuraya kadar gelelim. Şimdi şuradan başladık. Geldik, köşeyi yaptık. Diğer köşeyi yaptık. Buraya geldik. Burada şimdi ip kopartmadan birleştirme. Zaten bir sürü videom var ama bu cropta da göstermek istiyorum. Ters tarafı bize bakıyor. Diğer motifimizi alıyoruz. İkisinin iç tarafında tersler, düz tarafı bize bakacak diğer motifin. İlmeğimizi alıyoruz. Hemen köşesine 3 tane trabzan yapıyoruz. 3. Bir tane zincir çekip karşıdaki boşluğa şu şekilde tığımızı taktık. İlmeğimizi çektik. Bir zincir çekip hemen yan boşluğa devam ediyoruz. 3 tane trabzan ile. Şöyle. Şimdi tekrar bir zincir çekiyoruz. Hemen şu boşluktan ipimizi çıkarttık. Bir zincir çektik. Diğer boşluğa devam ediyoruz. Yani bir bu taraftan bir diğer tarafın boşluğuna ekleyerek şu şekilde gideceğiz. Karşı taraftayım. Bir zincir çektim. Boşluğa ipimi çıkarttım. Bir zincir çekip tekrar örmeye devam ediyorum. Şu şekilde. Yani motiflerimiz zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıradan oluşacak. Yani 7. aslında 6 tane öreceksiniz. 7. sıraya da eklemiş olacaksınız. 7. sıra tamamlanıyor o şekilde.
Köşeye gelince de göstereceğim şimdi. Evet, köşeye geldik. 3 tane yine dolduralım. 2 tane zincir çekip karşı köşenin tam orta yerine ilmeksiz, pardon, ilmek almadan tam ortasından kilitledim. 2 zincir çekip ilmeğimizi alıp tekrar köşemizi tamamlayalım. Bir tane zincir çekip devam ediyoruz. Şu şekilde bir tane motifimi eklemiş oldum. Şimdi burada da tekrar bu köşeye yapıp şuraya gelelim. Diğer motifimizi de bunu eklediğimiz gibi ekleyeceğiz. Ne yaptık? Diğer köşeye kadar geldim. Sadece yarısını yapıyoruz. Aynı buradaki yaptığımız gibi şu köşemizde. Şimdi buraya bakın şu şekilde bıraktım. 2 zincir çektim, geri döndüm. Ters tarafı bana bakıyor. Diğer motifimi aldım. Düz yeri bana bakıyor. Şimdi buraya ilmek alıyoruz. Köşeden başlıyoruz. Diğer tarafı nasıl yaptıysak aynı şekilde. Bir tane zincir çektim karşı tarafa. İlmeğimi çıkarttım, zincir çektim. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektik. Hemen yandaki boşluğa. Yani şuradaki yaptığımız işlemi buraya kadar yapalım. Dönelim. Şu köşede tekrar diğerini de ekleyelim. 4 tanesi de eklenmiş olacak. Aynı şekilde gösterdiğim şekilde şöyle zikzaklı gideceğiz. Görmüş olduğunuz gibi 4 motifimizi de ekledik. Aynı ilk başta gösterdiğim gibi şu köşeye geliyoruz. Üç tanesini yapıyoruz köşemizin. Sonra 2 tane zincir çekip burası tersi motifin şu şekilde buraya birleştireceğiz. Yani şöyle olacak. İki zincir çektik. Diğer köşemizi tersler iç tarafa, düzler dış tarafta. Hemen köşeye sabitledik ve 2 zincir çekip bu sefer burayı birleştireceğiz. Yine köşemize 2 tane zincirle birleştirdikten sonra 3 tane trabzan yapıyoruz. Sonra bir zincir çekip motif ekler gibi bir zincir çektim. Yine 3 tane trabzan. Bir zincir çekip karşılıklı hem örüyorum bu sırasını hem de karşı tarafa ekleyerek aşağı ineceğiz şimdi. Dediğim gibi istediğiniz bedende örebilirsiniz. İster motifleri büyütün, isterseniz de motif sayılarını büyütün, isterseniz de bakın şu sıraları büyütebilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Bunu katladık değil mi arkadaşlar şu an? Şu göğüs çevreniz tam. Bunu motifleri ekledikten sonra göğüs çevrenizi tuttuktan sonra zaten ölçünüz belli olur. Şimdi burada ne yapıyoruz? Yarıya kadar ekledik. Şimdi bakın burası eklerken 2 sıra, burası tek sıra oldu. Buna bir sıra aynı şekilde örerek devam edelim.
Köşeydi burası. Şu şekilde birleştirdik. İki zincir çekip köşemizi yapıyorum. Diğer köşeyi de geldiğimde bitireceğim. 3 zincir çektik. Pardon, 3 tane trabzan yapıp 1 zincir çektik. 3 tane dolgu yapıyoruz yine. Bu şekilde etrafını bir sıra geçelim. Şurayı da göstereceğim nasıl yapacağımızı. Köşeleri tamamlamış olacağız. Şimdi köşeye geldik arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz. İlmeğimizi aldık. Köşemizi bu yarım bırakmıştık bildiğiniz gibi. Aynı şekilde 3 tane yapıyoruz. Trabzanlarımızı. 2 zincir çektik. Tam orta yerine boşluğa ilmek almadan kaydırma tekniğiyle aldım. 2 zincir çektim ve bu köşem tamamlanmış oldu. Şimdi ilmeğimi aldım. Şimdi diğer köşeye yarım bıraktığım köşelerimi bu şekilde tamamlamış oldum. Bütün birleşme yerlerini aynı şekilde yapıp başlangıç yerimize gelelim. Etrafı dolandım. Birleştirme yerlerini bu şekilde yaptım. Başlangıç yerimize şu zaten yapmıştık. Şunu da tamamlayalım köşemizi. Hemen köşeye 3 tane trabzanımızı yapıp burası başlangıç yerimizdi arkadaşlar. 2 zincir çekip tam köşenin ortasına birleştirdik. Yani 2 sıra bu taraf, 2 sıra bu taraf olmuş oldu. Aslında krobumuz böyle duracak. Şunlar koltuk altına gelecek. Bu önden de örüp gideceğiz şimdi. İpimizi kopartmadan önce zaten bir taraf üst, bir taraf alt olacak. Ama biz ipimizi kopartırsak buradan başlamayacağız. Şuradan başlayacağımız için öndeki krop yerlerine. Ama ipimizi kopartmayalım. Etek ucunu yapalım. Koparttığımız zaman diğer üst tarafa geçeriz. Şimdi burası etek ucu olursa 3 tane zincir çektim, ilmeğimi aldım ve bütün boşluklara, bütün trabzanların tepesine ikili trabzanımızı örerek gidiyorum. Bir sıra bu şekilde zincirsiz etek ucumuzu yapalım. 3 tane trabzanın tepesine bir de boşluğa. Bütün trabzanın her bir trabzanın tepesine trabzanlarımızı yaparak gidiyoruz. Bazen burası marullu olursa aslında olmaz ama olduğunu farz edin, aralarda birer boşluğu atlayabilirsiniz. Tabi buraya kadar her bir boşluğun, her bir trabzanın tepesini trabzan yaparak başlangıç yerimize kadar gelelim. Bu araya geldik arkadaşlar, birleşme yerlerine. Bunların da boşlukları 2 tane bu kısma, 2 tane de diğer kısma örerek trabzanlarımızı devam edelim. Başlangıç yerine geldik arkadaşlar. Şimdi 2 tane de bunu yapıp hemen şu zincirimizin tepesindeki olan yere ipimizi şu şekilde kaydıralım içinden ve bir zincir çekip artık etek ucundaki bu ipimiz bitmiş oldu. Sonra gideceğiz yine birkaç sıra daha ama renklerden gideceğiz. Şöyle göstereyim yine. Evet.
Şimdi bu taraf etek ucumuz. Yukarı bir taraf bittikten sonra etek ucuna yine içindeki renklerden birer ikişer birer sıra sık iğne yapacağız. Şimdi burayı etek ucumuzdu. İpimizi kaybedeceğim ben. Şu şekilde şu motiflerin şu birleşme yerleri denk geldi. Şu şöyle tutalım. Buralar koltuk altına gelecek. Burası ön olacak. Ben açıklama kısmına her bedene göre motif sayısını da vereceğim arkadaşlar. Şimdi şuradan yani şu motifimizin birleşme yerinin bir tanesinden şuradan başlayacağım. Burada da bitireceğiz. Sonra göstereceğim tekrar. İpimizi bir sabitleyelim. Yani bu motiften değil diğer motifin bir tanesini alıyorum. Bakın birleşme yerinin bir tane trabzandan gerisine başlangıç yerimiz burası. Burada şimdi 1, 2, 3 zincir çekip ilmeğimizi aldık. Aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip şu köşenin ortasına 3 tane trabzan. Bir zincir çekelim. Diğer köşeye 3 tane trabzan. Ve normal gidelim yine boşluklara 3'er trabzan yaparak. Şöyle olacak. Ta ki şuraya gelene kadar. Biraz burayı hızlı geçiyorum. Siz artık buraya kadar 3 tane trabzan aralar tek zincirli olarak gelelim arkadaşlar. Ben çok arkadaşlar söylüyorum diye herkes yorumda ne kadar çok arkadaşlar diyorsun demiş. Aslında güzel bir şey. Yani ne demem lazım bilemedim. Hanımlar desem bana uzak geliyor. Arkadaşlar daha samimi oluyorum. Bilmiyorum bu konu hakkında yorumunuz olursa yorumlara beklerim. Şimdi demiştik şu birleşme noktasının şöyle tuttuğumuzda birleşme noktasının şurası birleşme yerimiz. Bir tane ördük. Bir de şuraya yapacağız. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ama bu motife göre. 12. Evet. Bu kadar ördük değil mi? Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip hemen arka sıraya geldik. Yani arkasını döndürdük. 3 bir tane milüstü aldık. Hemen yandaki boşluğa örerek devam edelim. Her boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz yine. Sadece şurada bakın 3 zincir çektik. 4-5 çekip burada bir kafes oluşturmadık. Çünkü keserek gidiyoruz şimdi. Ördükçe kenar kısmını anlayacaksınız ne demek istediğimi. Diğer köşe yaptığımız yere kadar şöyle düz bir şekilde yine trabzanımızı 3'er tane örerek
Son boşluğumuzu da dolduralım. 3 tane. Şimdi burada ilmeği aldık. Şu köşeye, tam köşe yerine, zincirin ortasına batıp şu şekilde bir tane trabzan yaptık ve 1, 2, 3 zincir çekip geri döndük. Yani buralarda aslında eksiltme yapmış olduk. Dediğim gibi birazdan göreceğiz. Eksilmeler bu şekilde gitmiş olacak. Yine devam ediyoruz diğer tarafa doğru. Üçer tane trabzan yaparak. Şöyle bir göstereyim. Bu aralarda yine birer zincir çekerek devam edelim. Son yine deliğimize geldik. Burayı bırakıyoruz. Bu 3 zincirleri hiçbir zaman doldurmayacağız. Son boşluğumuzu doldurduk. Yine burada ne yapıyorduk? İlmek alıp hemen şu üçgen yerin tepesine bir üçgen daha yapmış olduk. Ve 1, 2, 3 zincir çekip tekrar geri dönüyoruz. İlmek aldık. Şu boşluğa yapıyoruz bu sefer. Yani köşelerdeki şu 3 tane çektiğimiz, bakın tuttuğumuzda eksilerek gitmiş oldu. Şu 3 tane zincirin içleri dolmayacak. Bir tane yaptık yine. Devam edelim. Eksilterek göğüs kısmını, göğüs demeyelim, göğsün üst kısmını, boğaza doğru olan yeri örüyoruz şu an arkadaşlar. Bakın şu 3 tane zincir, bunları örmüyorduk. Son boşluğumuzu da dolduralım. Yine ilmeğimizi alıyoruz böyle giderken. Şu tam üçgen yerin tepesine bir trabzan yapıp 3 zincir çekip tekrar geri dönüyoruz. Geri dönüp hemen bu boşluğa devam ediyoruz. Şimdi ne yapmışız yine görelim. Bakın eksilterek gidiyoruz. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben şuraya kadar geleceğim. Bir sıra daha gitsek yeterli olacak. Tabi bu motifler büyüdükçe, sizin bu beden büyüdükçe bu kısım da büyümüş olacak. Atıyorum mesela iki tane önlerde, mesela 36-38 beden için anca denk gelir. İki önlerde
Bir tanesi de demin yaptığımız gibi yanlarda. Bir tane tam bütün olarak değil de yarım olarak. Yani şöyle. Nasıl şöyle bıraktık koltuk alt kısmına. Birer de böyle yaparsanız bu koltuk altındakileri bırakıp şu iki tanesinin üstünden gidebilirsiniz. Diğer köşeye kadar gelelim yine. Son boşluğumuzu yaptık. Ne yapmıştık? İlmeği alıyoruz. Üçgenin tam tepesine. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Aslında bu bile yeterli arkadaşlar şu. Çünkü bir sırada kenar kısmına gideceğimiz için trabzandan bence bu kadarı yeterli. Tabii siz isterseniz biraz daha gidebilirsiniz ama bu çocuk şeysi olduğu için bunun için yeterli. Ama siz büyükler için yaptığınız zaman ne kadar isterseniz şu göğüs tahtasının olduğu yere istediğiniz kadar örebilirsiniz. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bunu buradan kıracağız. Ya da kırmayalım, bu tarafa şöyle de geçebiliriz. Ben aslında öyle yapıyorum ama sizlerin kafası karışmasın diye ben bu şekilde yapıyorum. Neyse, ben yine kırayım. Siz kolayınıza nasıl giderse öyle yaparsınız. Şimdi burası ön yüz oldu veya arka yüzü. Hemen çevirelim. Fikir olsun, ister boyundan ister arkaya kadar. Ben arkaya da aynı şekilde yapacağım. Nasıl şuradan başladık, şuraya kadar aynı şekilde keserek bu kadar. Mesela kaç sıra örmüşüz? 1, 2, 3, 4, 5 sıra yanlardan keserek, yani burada ne yaptıysak aynı işlemi arkasına yapacağız. Nereden başlıyorduk? Hemen birleşme yerinin bir tane trabzanını alıp yanındaki boşluğa 3 zincir çekip ortasını 3 tane trabzan yaparak başladık. Bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde diğer tarafta nasıl ördüysek burayı da aynı şekilde örelim. Yanlardan eksilterek. Burada başladık. Hemen birleştirme yeri şurası motifin. Bir tane trabzan yanındaki boşlukta bitirdik. Yine 3 zincir çekip geri döndük. Bu şekilde devam edelim. Her iki tarafı da aynı şekilde burayı yaptık. Diğer tarafımızda bitirdik. Bitiş noktamızda ipimizi kırmadan arkadaşlar askılara devam edeceğiz. Tam 50 tane zincir çektim. Şimdi 50 tane zincir herkesin ipinden farklı olabilir. Bu beden için, yani çocuklar için dediğim gibi 17,5 falan 18 santim diyelim. 50 tane zincir çektim. 50 zinciri diğer arka tarafındaki başlangıç köşemiz vardı. Oraya sabitliyoruz. Pardon, şöyle sabitleyelim. Şimdi burası zincirimiz, değil mi arkadaşlar? Çektik. Şöyle ters taraftan ekleyelim ki örerek gidelim. Bunu ekledik. Şöyle bakın, şu kadar
Zincirimiz tamam. Şimdi düz tarafına geçelim. Zincirimizin, fakat zincirimizi şöyle düz bir şekilde ekleyelim ki arkadaşlar terslik olmasın. Şöyle. Bakın burada şöyle düz bir şekilde tutun. Düz bir şekilde ekleyin ki örerken burada dönme falan olmasın. Çünkü üstünü öreceğiz. Şimdi zincirin hemen dibindeki şuradaki yere bir, aynı yere iki, üç tane dolgu yaptım tam dip yerine. Üç tane trabzan yani. Sonra bir zincir çektim. Birkaç tane, bir, iki, üçüncüye tekrar bir trabzan daha yapalım. Bir, iki, üçüncüye bir trabzan daha. Üçüncü zincirin hemen orta yerine. Bakın şu şekilde. Yani şuna takım olsun diye böyle yapalım. En kolay, en anlayacağınız şekilde anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Zincir çekmeyebilirsiniz. Bir, iki çekip üçüncünün tam orta yerine aynı yere üç tane trabzan. Şu şekilde. Tam bu uca kadar iki atlayıp arada üç de atlayabilirsiniz. Şurası marullanmasın. Düz bir şekilde ara ara ikişer üçer atlayarak trabzanlarımızı yapalım. Dilerseniz arada zincir de çekmeyebilirsiniz, hiç fark etmez çünkü üstüne zaten sık iğne yapacağız. Bir, iki, üçüncüye. Hemen göstereyim size şöyle. Bir, iki, evet, üçüncüye üç tane trabzan yapalım. Biraz göstereyim şöyle. Şimdi uç kısma geldik. Bir tane daha tam sonuncu yere yapıyorum. Aralarda zincir çekmedim. Şöyle geldik. Bakın. Kulpumuz böyle. Şimdi burada zincir çekmiyorum. Şu aralar vardı. 3 tane zincir çekmiştik. Her birinin içine 3 tane trabzan yapabilirsiniz. Her bir boşluğun içine
Trabzan yaparak aşağı doğru inelim. Bak, 3 tane zincir çekmiştik kenarlarda. Tam köşe yerine geldik. Yani şurası. Şu ortaya da 1 ya da bir tane de olabilir. Siz elinizden nasıl düşer bilmiyorum. Çünkü 3 tane yaparsak orada marulluk olur. Diğer tarafa devam edelim. Yani köşeyi şu şekilde yapın arkadaşlar. Ama biz bozmayalım derseniz de 3 tane yapıp 3 tanesini birden çekelim. Öyle göstereyim bir de sizlere. İlmeğimizi aldık. Bura köşe yer. Önce şu trabzanın bir tane tepesine 2 tane aldım. İlmek aldım köşeye. İlmek aldım ortaya. Hepsini birden çekersek orada marulluk olmaz. Tekrar köşelere yaparak devam ediyorum. Ve bunların da üstlerinin her bir nasıl şöyle göstereyim yine. Bakın. Şimdi buna birer sıra daha gideceğiz. Böyle bitmeyecek tabii ki. Şu kısma boşluk kısım ile şu üçgen olan yere trabzan örerek gidelim. Bu aralara bir tane yapın. Diğer alt kısımda yaptığımız gibi bütün trabzanların her bir tepesine bir trabzan yapalım ikili. İki defa daha çekelim. Burası koltuk alt kısmı olacak. Evet, köşeye geldik yine. Ne yapıyorduk? Bir tane buradan ikili aldık. Bir tane şu köşeden. Yani burayı kloş olmasın istediğiniz gibi de dolandırabilirsiniz. Hepsini birden çektim. Ve 3 tane zincir olan yerin içine 3'er tane trabzan yaparak devam ediyorum. Son başlangıç yerimize geldik. Şöyle başlamıştık. Düz yeri burası. Yanlış tutmayın kulpunuzu. Son yere de 3 tane yapalım. Hemen başlangıç yerini de sabitleyelim ilmek almadan. Şu şekilde koltuk altını yapmış olduk. Fakat böyle bırakmayacağız. Bir sırada sık iğne. Yani her bir trabzanın tepesine ilmek almadan çok düzgün dursun diye şöyle birer sıra gidebiliriz. İlmek almıyoruz. Her bir boşluğun tepesine sık iğne yaparak etrafını ördüğümüz trabzanların tüm etrafını şu şekilde buraya kadar gelelim. Aynı şekilde şöyle yapalım. Çevresine sık iğne yaparak başlangıç yerime geldim. Ve tam başladığımız sık iğne yerine ipimi şu şekilde içinden kaydırdım. Bir zincir çekerek bu ipimizi artık bu taraftan koparttık. Şimdi nasıl olmuş bir bakalım. Buradan başlamıştık. Pardon, şöyle göstereyim. Şu şekilde bir kulp yaptık. Şimdi bu tarafını da yapacağız. Bunu da iç kısmı örerken. Görmüş olduğunuz gibi muntazam güzel bir kulpumuz oldu. Şöyle içine ben onları kaybedeceğim. Şu şekilde olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz. Sonra bu
şu yaka kısmıyla şurasını öbür kulp ile birer sık iğne geçip tamamlayacağız üst kısmını. Şimdi şuradan başlayalım. Ne yapmıştık? Buraya sabitleyelim ipimizi önce. Elli tane zincir çekiyorduk diğer tarafa gelene kadar. Yani 18 santim, 17,5 santim falandı. 50 zincir çekip tekrar gelelim. Ne yaptık? Diğer tarafa burası gibi, bakın şu şekilde ekledik. Şimdi tam dibine 3 tane trabzan yapmıştık zincirle birlikte. Sonra aralara zincir çekmeden ilmek alıyoruz 1 2 3.'ye. Diğer tarafta ne yaptıysak aynı yere 3 tane trabzan doldurarak zincirimizin diğer köşesine kadar gelelim. Bakın böyle. Orayı da bitirelim. Diğer kulpumuzu da ördük. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ördüğümüz zaman kulpları zincir tarafları içe gelsin ki şimdi oraya birer de sık iğne yapacağız. Şu şekilde örülmüş olacak. Bakın. Yani zincir kısmı böyle kalmış olsun. Şöyle olursa olmaz bu taraftan. Şöyle. Şimdi geldik buraya. Ne yapmıştık diğer tarafta da? Tüm üçgen olan yerlere üçer tane trabzan yaparak diğer tarafta olduğu gibi başlangıç noktamıza kadar gelelim. Köşeleri de biliyorsunuz. Yine göstermiştim diğer tarafta nasıl yapacağınızı. Bir tane buradan alıyoruz. İkisini çektik. İlmek aldık. Bir ortaya battık. İlmek aldık. Bir de bu trabzanın ortasına battık. Üçünü bir çektik köşe yerinde. Sonra ne yapıyorduk? Her bir trabzanın tepesini örerek gidelim. Daha sonra da şöyle göstereceğim ben size şimdi. Bakın. Şimdi kenar kısmında gittiğimiz zaman daha da güzel duracak. Bunu gidelim. Buraya gelelim arkadaşlar. Sonra üstüne de birer tane sık iğne burada yaptığımız gibi gelelim yere. Kulplarını da bitirdik. Şöyle bakın. Şimdi hemen aynı ipimizden takalım. İç tarafını bu sefer, yani yaka kısmını örelim. Şuradan başlayalım. İpimizi taktık. Bu ipimizi şu hemen boyunca şuraya bir sabitleyelim. Ve her bir şu yaka kısmına gelen ama sadece buraya her bir trabzanın üstündeki boşluğa trabzan yapıyoruz. Kenar çerçevesini yaptığımız gibi. Şöyle. Sadece şuraya. Karşıya gelelim. Kulp kısmında sık iğne yapacağız. Şimdi bu köşeye gelelim. Göstereceğim şimdi size. Bundan sonra bir kropum daha var.
İnşallah onun da videosunu çekip en yakın zamanda o kropu da sizinle paylaşacağım. Buradan da söylemiş olayım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar, videolarımdan haberdar olmak için. Bakın, sadece burasını ördüm ve bunu hemen şu şekilde, yani şuraya nasıl denk geliyorsa ilmek almadan birleştirdim. Ve buradan gerisini de her bir zincir bulamasanız da boşluklara olsun, bir sık iğne yaparak şöyle bir sıra bütün zincirlerin ortasına sık iğne örerek etrafını düzleyelim. Bakın daha düzgün oldu. Bütün burada zincirin ortasına yapmıştık ya, şimdi bütün zincirleri bulup zincirlerin her bir zincirin ortasına sık iğne yaparak diğer köşeye gelelim kulpumuzun. Burası biraz zor olabilir ama bittiğinde çok güzel duracak. Boşluğa da böyle yapabilirsiniz. Bak, bir tane dolgunun içine yapın, size kolaylık olsun. Bir, iki tane atlamıştınız, iki de dolgunun içine. Bir tane şey boşluğa, bir tane dolgunun içine, iki tane boşluğa. Bir tane dolgunun içine, iki tane boşluğa. İki tane atlamıştınız, o yüzden iki tane yaparsanız denk gelir. Bakın şu şekilde. Şuraya kadar gelelim yine. İki boşluğa, bir dolgunun olduğu yere iki boşluğa yaparak sona gelelim. Şimdi evet, son deliğin oraya geldik ve şimdi burada yaka kısmındayız. İlmek aldık. Şuraya bir tane trabzan yapalım. Ve diğer yakanın orada o yaptığımız gibi her bir boşluğa trabzanları yaparak her bir trabzanın tepesine bir boşluğa sıkı şey trabzanlarımızı örerek gidelim. Bak. Yapamayanlar için de biraz detaylı anlatmak istedim. Umarım sizleri sıkmamışımdır arkadaşlar. Sizlere faydalı olabilmek için biraz daha detaylı anlatmaya çalıştım. Şimdi şuraya geleceğiz. Buradan sonra yine şuraya kadar, yani başlangıç yerine kadar burayı da sık iğne, diğer tarafı ördüğümüz gibi, bakın hem de değişik bir model oldu. Buraya gelene kadar şurayı da sık iğnemizi yapıp aslında kropumuz hazır olmuş olacak. Şöyle göstereyim. Bakın düz bir şekilde oldu. Burası da onun gibi toplanacak yaptığınız zaman. Bu tarafı yaptığımız gibi yapalım. Şimdi etek kısmını da arkadaşlar bitince zaten resminde göreceksiniz. Bu kısma da şimdi bunun üstüne her bir boşluğuna içindeki bir renkten sık iğne gidin. Tekrar başka bir renginden üstüne bir sık iğne daha gidilecek. Sonra da tam son kısmına da zemin renginden bir sık iğne, yani ilmek almadan yaptığımız sık iğneden örebilirsiniz. Bu da tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Bu kadar kropumuzun anlatımı. Dediğim gibi bundan sonra bir kropumuz daha var. O da çok güzel. İnşallah onu da en yakın zamanda sizlerle paylaşacağım. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.